İsmail Bey. Merhabalar. Öncelikle bu anlamda okulumuzu tercih ettiğiniz için biz tüm TGRT ekibine, çalışanlarına, emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yani buyurun. İsmail Bey, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz efendim? Tabii ki. Yani 2004'ten beri eğitim sektörünün içindeyiz. Daha önce birçok farklı özel kurumda eğitim anlamında çalışma yürüttük. 2012'den beri de kendi kurumumuzda dershane olarak başladık. Ama biliyorsunuz ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Bu süreçte dershanemizi okula dönüştürdük ve Umut Lisesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımız gayet olumlu gidiyor. Yani biz eğitim çalışmasını zaten şu anlamda düşünmedik. İşte sadece ticari olarak para kazanalım diye yaptığımız bir iş değil. Hem kendi mesleğimiz, kendim zaten sosyal bilgi öğretmeniyim. Eğitimin parçasıyız. Öğrenci merkezli çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmalarımızda ağırlıklı olarak ilginin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece öğrenciye akademik çalışma vererek başarının geleceğine inanmıyoruz. Bu anlamda da yerel bir marka olmamıza rağmen Gebze'de birçok ulusal kurumla rekabet edecek düzeye geldik ve velilerimizden de o güveni almış bulunuyoruz aslında. İsmail Bey, aslında işin içinden gelerek bu noktalara gelmişsiniz anladığımız kadarıyla. Peki sizler burada Yeni Umut Temel Lisesi adı altında ne gibi hizmet ve çalışmalar sunuyorsunuz? Yani ben biraz eğitim sisteminizi, şeklinizi bir tekrardan sizlerden dinleyebilir miyim efendim? Tabii ki. Yani biz şöyle söyleyeyim. Şimdi lise müfredatını sınav müfredatıyla birleştirmiş bir çalışma yürütüyoruz. Yani şu an biliyorsunuz ülkemizde diploma önemli bir kriter ve iyi bir üniversiteye gitmek için YGS, LYS gibi olan sınavlardan başarı elde etmek gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi biz çocuklarımızı iyi bir sınav hazırlık süreci geçiriyoruz. Ama sadece sınav hazırlık çalışmasıyla da değil aslında. Bunu yaparken sanatsal anlamda, kültürel anlamda öğrencilerimizin mutlu, huzurlu birer birey olmasını sağlayacak çalışmalar da yürütüyoruz. Bunu sağladığımız zaman zaten bu sınav sürecine de olumlu bir etki yaratıyor ve sınavlarda da başarı elde ediyoruz. Yani geçen seneki 12. sınıf öğrencilerimizin 3 kişi hariç tamamı 4 yıl fakülteye yerleşmiş durumda. Bu anlamda gerçekten bir başarı elde ettik. Bu yılda çalışmalarımızı hız vererek devam ediyoruz. Sadece 12. sınıf olmamak üzere diğer ara gruplarımızda da bu tür çalışmalarımız tam anlamıyla istediğimiz düzeyde gidiyor. Burada eğitim ve ekip çalışması. Biz öğretmen arkadaşlarımızla çalışan patron ilişkisinden öte ortak bir aile olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bu ister istemez öğrencilerimize yansıyor. Profesyonel eğitim kadromuz, hepsi alanında uzman. Artı kaliteli yayınlar kullanıyoruz. Bu kaliteli yayınlar çerçevesinde de dediğim gibi istediğimiz hedeflere ulaşabiliyoruz. İsmail Bey, sizler buradan son olarak yeni eğitim öğretim yılında diyelim, öğrenci ve velilerimize buradan son olarak neler aktarmak istersiniz efendim? Söylemek istediğim şudur. Özellikle velilerimiz için söylemek istiyorum. Yani sınav evet bir yerde önemli ama hayat sınav değil. Çocuklarımızı mutlu, huzurlu, sevdiği mesleği yapacak seviyeye getirmek bizim birinci önceliğimiz. Bu anlamda velilerimiz de öğrencilerinden bu yönde beklentilerine girmelilerdir. Yani sadece akademik başarı olmamalı. Her birey için en değerli şey çocuktur. Bunu düşünerek hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani güzel bir dönem geçiririz umuyorum ülke olarak. Bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı bizler sizlere çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Başarılı ve güzel günler sizlerle olsun efendim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum bizi tercih ettiğiniz için, geldiğiniz için. Evet sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün de sizlere Gebze Kocaeli'den seslendik. Şimdilik sözü Merkez Stüdyoları'na bırakıyorum. Hoşçakalın.